Evet, bugün bulunmuş olduğumuz, konakladığımız kurumdan aradılar. Sağ olsunlar. Dediler ki biz ayçiçeğine kurtçuk için ilaç atacağız. Yani bugün akşam başlayacağız ilaçlama. Yarın 2 gün sürecekmiş. Vallahi düşündük taşındık. Daha önce başımıza gelen bir olay değildi. Birkaç arkadaşla fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda araya taşıma imkanımız yok. Hem yer olarak hem de arının içinde taze bal var. Neredeyse arı geleli 10 gün oldu ama neredeyse sırlamaya geçecek yani arı. Dağıtmış bütün taze balı. Öyle olunca araya taşıma imkanımız yok. Ne yapacağım? Şöyle düşündüm. Biraz su koyacağım şuraya. 250 gram kadar. Akşam da altlığını açacağım. Altlıklarını şu şekilde. Altlığını açacağım. Şurada yanında dursun. Üstünü de propolis tuzağına koyacağım. Şu şekilde. Hatta şuradan suyunu çeksin. Bu su da, hava çok sıcak. Kovan içi nemini ayarlayabilmesi için arının bir miktar koyacağım buraya. Kullanır kullanmaz bilmiyorum. Artık hani daha önce yaptığımız bir olay değil dediğim gibi. Şu anda tamamıyla yorum yapıyoruz yani. Başımıza daha önce hiç böyle bir şey gelmedi bu zamanda. Bu sene ekstrem bir durum yaşıyoruz. Evet. Daha iyi hava alabilmesi için üstlerine propolis tuzağını koyup buharları kapatacağım ben. Şimdi risk alıyorum. Ne olacağını bilmiyorum çünkü kapatıyorum buharı ama arı içeride ne yapacak bir gün boyunca? Şöyle düşünüyorum. Yarın akşam üzeri gelip açacağım buharıyı ben. İlaçlama biteceği için hava kararmaya yakın. Açacağım. 1-2 saat uçurup tekrar içeri girdiğinde ertesi gün gene kapatacağım, gene uçurmayacağım. Ertesi gün akşam. Yani 2 gece 2 gündüz tamamıyla kapalı olacak. Şimdi asıl sorun şurada başlıyor. Konuyla ilgili. Şimdi ilaçlama yapıldı. Diyelim ki bu uygulama başarılı oldum. Ben arımı kurtardım. Peki bal? Bal ne olacak? Onu bilmiyoruz. Arımız gene 3 gün sonra aynı meraya uçacak çünkü. Yani anlayacağınız bu sene bal yok. Ya bu balı tekrar araya geri vereceğiz ya da tahlil yapmadan yemeyeceğiz artık. Hayırlısı. Bu şekilde buharların hepsini hazırlayacağız. Bu videonun devamında yarın akşamı da çekeceğim. Öbür sonraki günkü akşamı da çekeceğim. Bakacağız uygulamanın sonucu nasıl olacak, bize faydası olacak mı, ölen arı miktarına bakacağız. Ona göre inşallah sağ salim atlatacağız bu durumu. Görüşmek üzere, videonun devamını izlemeyi unutmayın. Kapatmıştık kovanlarımızı, bölgede ilaçlama vardı. Şimdi açacağız ve durumuna bakacağız. Bu arılar sabahtan beri, dün geceden beri hatta kapalılar. İçine biraz su koymuştuk. Üstünde propolis tuzakları var. Gördüğünüz gibi. Şöyle iç üstten baktığımızda her şey normal gözüküyor. Tabi arı stresten bayağı bir bal yemiştir. İçine biraz su koyduk. Şu anda içerideki durumlar gayet normal. Şimdi önüne de açalım. Bakalım ölü durumlarına. Burada bakın. Bunlar kapanırken ölmüştür zaten. Ağzındaki arılar da bunlar. 3-4 tane. Çok saldırıyor mu? Evet. Saldırması normal. Evet, birazdan şimdi bakalım içeriden ne kadar ölü çıkacak. Ne olacak? Bakacağız. Altları da açık bunların. Gördüğünüz gibi bakın.
Evet arkadaşlar, durum bu. Gördüğünüz gibi açar açmaz aralar dışarı kustu, hepsi nasıl çıkıyor bakın. Alelacele dışarı atıyorlar kendilerini. Tekrardan rota çiziyorlar. Çok fazla bir kayıp yok. Koca öğlenin sıcağı bunlar içeride geçirdiler. İlaçlamayı da sağ salim atlamış olduk ama tabi stresten içeride ne oldu, ne kadar bal yendi onu bilmiyoruz artık. Ama en azından arıları kurtardık. Evet, şimdi İsu da açıyor kovanları. Onlar girer artık içeri. Bundakiler ölmüş mü acaba orada? Yok yok, bunlar zaten bölme kovandı kızım, zayıftı. Bak önünde bunlar birikmiş, görüyor musun? Nerede kaldıysa o kadar şey dışarıda kalmış. Aç aç aç, indirin bizi. Evet, o da güzel, onda da sıkıntı yok. Tabi biraz ölmüş değil mi? Girişlerde biraz ölmüş arı. Ama aşırı bir arı ölümü yok. Onu da yeni açtım ben, nasıl yığıldı bak içeri. Hemen kustu dışarı. Bunu az önce ilk geldiğimizde açmıştım ben ama. Yani yığılmış. İyi gibi şu anda, tabi içeride bunaldı arı. Bak bu, bir tane bu kovanı kapatmamıştım. Ne olacak diye. Az mıydı? Ya az diye, bunun kapağı farklı diye ben bunu kapatmamıştım. Ama hiçbir arı ölümü, ölüsü falan gözükmüyor ilaçlamadan dolayı. Şuradan üstünden bakalım şunu. Bir hafiften aç bakalım kızım. Kaldır bakayım. Tamam, kapat. Tamam, gayet güzel. Hiçbir şey yok. Kapağını kapatıversen bunu. Erdemir sende miydi? Evet. Şurada unutmuşum. Aç aç, onları da aç öyle. Onda yok zaten. Sepetlerde de sıkıntı yok. Onları kapatmadık ya zaten. Yok yok. Hadi ya. Bunda yok muydu? Yo, o da zayıf bir kovan. Evet, bu da hasar alan bir kovan. Neyse, bu neden ölmüş? Bunun üstüne propolis tuzağı koymamışız çünkü. Biliyor musun, üst açık olmadığı için. Şunu tut bakayım şunu. Şuna duman yap bakayım. Üstten bakalım. Şunu içten duman yap. Aç bir bakalım bunu. Üstten aç. Bak bunu. İçten bir bakalım. Bölmeydi bu zaten. Göreyim nasıl bunalmış bakalım. İçeride. Suları vardı. Var mı? Evet. Doldurmuştuk ama değil mi onları? Doluydu, evet. Evet bak, bayağı bir buharlaştırmışlar. Belki de o su kurtardı bunu. Evet. İyi, sıkıntı yok. Nefes tuzağı koymadığı için yiyordu. Hava almıyor üst taraftan, sıcak oluyor. Şimdi bunu üstten bu kapağına koymasaydık bunu, bu kez kapağın arasından çıkacaktı. Ben bunu koyduk naylon ama böyle oldu işte. Neyse tamam. Hadi sıradan gidelim bakalım. Şöyle en son bir daha turlayayım. Evet, ortalık karıştı. Herkes canavarları kendini dışarı atıyor. Evet, kabul edilebilir seviyede kayıp var. Bazı kovanlar üst girişinden hava girişi tam olmayan kovanlarda zayiat var biraz. Ama kabul edilebilir seviyede. Sıkıntı yok yine de. Evet, arıların hepsi meraya uçtu. İçeridekiler de dışarı attı kendini.
Bu kapanmayan kovan. Bakın işinde gücünde. Bu kapanan kovan. Hepsi kanat çırpıyor ve içeri bir an önce havalandırma isteğinde bakın. Hep içeri hemen havalandırmaya uğraşıyorlar. Bakın hepsi kanat çırpıyor şu anda. Şimdi şurada öğleyin açılan bir kovan var. Denemek için, arıların durumunu görmek için. Bu öğleyin açıldı. Bu da çalışmaya başlamış. Bunda da çok sıkıntı yok. Tamam, al kısmı. Şimdi akşama kadar açık dursunlar. Duracak, kapatmayacağız ya. He. Bir şey yok. Açıklarda bir şey yok. Bitkiye ilaçlamak.